Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz adalet ve zulüm. Allah Ta'ala Osman yerini ölçü bilen yarattı. Mizan bilen. Bu ölçü adalet. Adalet bilen Osman yer ve bütün kainat kayın buladı. Estağfirullah. وَالسَّمَاءَ رَفَعْهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ Uzat Osmanlı baland kılıp koydu. Ve sizler taş tarazıda tuğyanga düşmesliğiniz, yani özgelerge zulüm kılmasliğiniz için mizan tarazını örnetti. Ey insanlar, doğru adalet bilen tartıyorlar ve tarazıdan vurup kalmıyorlar. Adamlar ikiye bölünledi. Adaletliler, zolimlar. Adalet, her bir hak egesinin hakkını verişlik. Zulüm, hak egesinin hakkını ada kılmasliğ. Muamelesi de, ailesi de, işçileri bilen, biraderleri bilen, etraftaki adamlar bilen kılıyken muamelesi de kişi ya adaletli buladı, ya adaletsiz zalim buladı. Hadis Kudüsü'de Allah Subhanehu ve Teala merhamet kılıp şunu dediydi. Ya ibadî, inni haramtu zulme ala nefsî, fece'altuhu beynekum muharraman fela tazalamu. Ey bendelerim, dedi Allah Teala, men özümge zulümünü haram kıldım. Ve sizlerin ortanızda hem zulümünü haram kıldım, birbirilerine zulüm kımeyler. Zulüm kıyan kişi, haram amel kıyan buladı. Allah Teala, bendelerine adaletli buluşu ki buyurdu. Ve izâ hakemtum beynen nâs, en tahkumu bil adil. Eğer adamlarda ortasında hüküm çıkaradıyan bulsaylar, adalet bile hüküm çıkarırlar. Adalet. Müslüman kişi özünü yakın adamı bilen hem adaletli muamele kıladı. Özüge uzak boyu adam bilen. Özü yakışık görgen adam üstü hem adaletli hüküm çıkaradı. Özü yaman görgen kişinin üstü de hem. Elbette adaletli iş tutgen kişi bilen, adaletsiz iş tutgen kişi herkes teyim olmayıdır. Adamların arasında kılınadığın en katta günah buradalar bu zulüm. Gerçi kafir gibi oladığın bu seyem. Mazlum kişi eğer zulüm görse, onu duası icabat buladı. Gerçi o kafir bulsa hem. Mazlumun duasını icabat buluşudan tosadiyen hiç neresi bu miydi? Yani Katar vatamız, bu Hıhtay bu. Bu müşriği bu. Bula düşünün, malından keçip koysa, ona kadar yok. Mazlum kişi, gerçi Allah'a işlemmeyen kafir bulsa hem. Eğer dua kısa, ey Allah, eğer sen var bulsan, şu adamın cezasını bir dese, onu duası icabat oladı. İcabat anık buladı. Fakat az yine vakit ötüşü mümkün. Mazlum zulüm gördü. Zalim zulüm kıldı. Bana şu iş, kaysı bir için ağırrak. Yani bu karışta mazlum yıkayım buldu, o zulüm gördü dedi. Yok. Aslında zalim yıkayım buladı. Çünkü zulümlü hükümranlığı bir gün, bir yıl, güdeyen olsa bir ömür. Ama adaletini hükmü çiğ, adaletini saltanatı çiğ. Abadi buladı buradalar. Mazlum alamlanadı. Zalim mazakladı. Bir gün, iki gün. Bir yıl, bari 50 yıl. Lakin bunu mükafatı cezası için. Çünkü Müslüman adam sözü de, fiili de kılırken her bitişi de adaletli bol işliği gerek. Çünkü Allah Teala kıyamette bunu kısar kitabını elbette kıladı. Adalet bilen iş yürütken kişiler kıyamet günü de nurdan bugün minberde duradı. Enbiyalar ularını durgen makamını havas kıladı. Rahman'ın on tarafı da duradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, yedi taife insan, hiç kendi sahaya bulmayan günde, kıyamet günü de Allah'ın erşini sahayasında duradı. Şunlardan birincisi, İmam-ı Adil'in deyen Resulullah. Adil başlık. Adalet bilen iş yürütüyen başlık. Çünkü bu, bunda başlık, bu devlet rahbarı olsun, birer karhananın rahbarı olsun, ailedeki ata olsun. Kul asteyle bilen adaletli iş kılıçlı biraderler Allah'ın erşini sayesinde turuşluk yola varadı. Asan işmez bu. Üçüncün birinci ayetini yaptı da Allah'ın erşini sayesinde turadı. Adaletli iş kılıçlık. Bana mahzun murgudan bugün bir ayol Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarında oğullu kıldı. Şeriat boyunca kolu kesilişliği gerek. Şimdi hürmetli hanadan, boy badalat hanadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aldı ki Usamat ibn Zeyd'ni kiriz işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakış görüldü. Cüdeyim yakış görüldü bu Usamat ibn Zeyd'i. Zeyd'in de Harisan'ın oğlu.
Kirdi de ya Resulullah, şu ayağının kolunu kesişti onu ge, onu ahılları yüz tutuyana birişmakçı, şu cezada kılınmasını geçindi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le reyinleri özgürüp kirev ettiler ki, ey Usame, Allah'ın haddini amalge aşıraman desem ortaya düşeceğim mi? Yani eğer yüz tutuyasını attırıp onun kolunu kesmesi adalatlı iş bu mıydı? Allah'a kasam, eğer kızım Fatime oğurlu kısa, kolunu özüm kesemem dediler. Yani adaletli işin üstünde hiç kimge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol vermeye yaptılar. Ey bay badalat pul verip çıkıp yatardıken bosa, kem bakalım ha, kolunu kesiledi mi? Onda adalet kadı koladı. Kana adalet? Buradalar bu kainat adalet bulan kain bulduruptu. Dinimiz buradalar adalet dini. Zalimler zulüm kılıp, cezasını omeykenge okşaydı. Nazarımızda. Allah Teala onların özünü halge teşebbü koyarkenge okşaydı. Nazarımızda. وَلَا تَقْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Allah Teala yaptı. Hergiz Allah zalimlerinin kılıyatken amellerden gafil de oylamaylar. Allah'ı körme yaptı da bilme yaptı oylamaylar. اِنَّمَا يُوَخِرُهُمْ لِيَوْمِنْ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Közleri dahşetten katıp kaladigen, kıyamet günü yakaldırıp koyuyordu halas. Badr günü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşununu bir saf kılıp tızıp, közden keçirip kendiler. Bir sahaba saftan sal aldıraka çıkıp agen, yani kornayan bağırdı kaptarak. Hal iki kişi sebepli saf kışık durupdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koldaki tayağı bulan kornaya yengili gene urdular da, istaftı, yani saf kir dedi. Hal iki kişinin ismi Savad ibn Gaziye'ydi. Acayip söz ne etti? Ya Resulullah, canımı arıttıysın, kasas alamam dedi. O kastan vurgen yok, şimdi yengille vurup koydu. Sahabalar, ey ne diyeyim sen? Akıl bu zat Resulullah ki. Ha ne mi yaptı dedi? Canımı arıttı, kasas alamam dedi. Resulullah razı buldular, tayağını kolu geberdiler. Haliye savadını gaziye tayağını alıp, ya Resulullah, siz beni karnım yürgeninizde karnımı açık durun dedi. Karnınızı açıp vereyim dedi. Bizi aklımız yasak mıydı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her bir laksası da adaletli boyanlar. Her bitti halatı da bizi ibret boyanlar. Korna açı verdiler. Savadımda gaziye kalte edilir ki taşıdı da Resulullah'ın alayı gelip kornunu gebit yüzlerini tekizip kucaklayıp öpüp bağırıya bastı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamelake ala hâdâ. Ne mege bunu yıkıldızlar ya Resulullah dedi. Sebabını aydım. Ya Resulullah haz uruş buladı. Ya tırayı kalamam ya ölemem. Eğer öyle adıken basam, dünyada bedenim getirken ahire girerse sizi mübarek cesediniz boşuna hakladım dedi. Ana şu adalet, Resulullah'ın adaleti sahabeler uzatını şimdi yaş görücüye sebep boyan. Adaletli rehber de hemen yaş görüldü. Katlı kol basayım. Şuna kadar adaletli, katlı kol lakin adaletli. Zalimli braderler, hani bana şimdi bir adil, rehberine, adil başlığını ömrünü uzağa bozsun diye dua kıladı adamlar. Şimdi zalim neyse, her günü dua kılışaydı, boynu üzülsün, ölsün. Daim kargıp duruşaydı. Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anh'u davrede, bana Fars'ın komandarlarından bugün Hurmuzan, Medine'ye ap gelindi. Müslümanlarını, rehberini kürsatken, rehberini körüş gerek. Keldi, karasa bir kişi hurma daraktan aldı da köçede korukçısı sahtsız zuhulu yaptı. Şimdi bu Fars de katta memleketini komandanlarından, generallarından. O bularını Fars memleketini yaşsan kıtaş edigen memleketini rehberiye mi bir nasip oluş gerek ona nazar edin. Ama bu yege darakta diyor tuhulu ekken adamı gördü de menaşın mı var dedi. Menaşın da işte. Maşgul sözü ne düşündü bu yege hurmuzan. Hakem te. Adil te. Amin te ve nim te. Hüküm yürgüzdün. Adaletli bopsan, hatırcan bopsan, köçede okulapsan dedi. Süleyman ibn Abdülmelik, Banu Umayya'nın ulu halifeleri de. Küllerini burada mescitte, namazhanlarda arasında turup borarken, namazhanlarda arasında durarken bir kişi turdu da, ey Süleyman dedi. Ey Süleyman, azan, cerçe künüden takva kıyın dedi. Halife, azan künü, cerçe künü ne mekün? Haliga odam javob berdi. Fa azzana muazzinun baynahum al-la'natallohi ala zolimin. Bas ularning o'rtalarida bir jarchi
zolimlarga Allohning la'nati bo'lgay deb jar solur. Qiyomat kunidan qo'rq dedi. Xalifa. Mana shu xalifa shu ummatni ichidagi hamma odam haqida qiyomat kunida javobgar bo'ladi. Xalifa buni o'ylab, buni eslab yig'ladi. Zolimlar adolat qilmaydi, birodarlar. Zolimlar odamlarning haqlarini bermaydi. Nohaqdan yo'lini qilib yevoradi. Har birtamiz zolim bo'lib qolishimiz mumkin. Usta ishlatdingiz yuzda. Arzimagan bir bahonani qilib turib, pulini bermasdan chiqarib yubordingiz. Endi albatta beayb parvardigor, ustani bir xatida bir kamchiligi bo'ladi ishida. Shuni pesh qilib turib haydab yuboradiganlar bor. Bormi puliga otilgan ustalar oramizda? U ettaga beraman, inga, indinga beraman deb mutul cho'zmayapti. Bermayman, bola yo'qol degan. Qo'lingdan kelgan ish yo'q. Nima qila oladi bu bechora? Va sayalamul ladina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Bunaqa zolimlar bizning tilda chuchorani xom sanayapti. Zolimlar esa yaqinda oqibati nima bo'lishligini, o'zlarining oqibatini bilib olishadi. Qiyomat kunida. Bandaga berilgan fazilatlar ko'p. Rostgo'ylik, omonatdorlik, ahdiga vafo qilish. Mana shu fazilatlarning ichidagi eng go'zali odil bo'lishligi. Farzandlarning o'rtasida adolat qilgan ota yoki adolatsizlik qilgan ota. Xotin 2ta 3ta bo'lsa, ularning o'rtasida adolat qilgan erkak yoki zulm qilgan erkak. Bular hech qachon teng bo'lmaydi. Odamlarni ishlatib, pulini bermayotgan odamlar, yaxshilab eshitib qo'yilsin. O'sha uyda o'tirishi bor. O'sha uyda baraka topishi bor. O'sha uyda bola chaqasini unib o'sishi bor. Mana shu narsani o'ylaydimi ular? Ana shu xizmatni qilgan usta norozi bo'lib qarqib chiqib ketdimi? Ikki dunyo baraka topmaysan. Tosh ustani rozi qilmaguningcha. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ustani ishlatib peshonasidagi teri qurimasdan turib pulini beringlar, haqqini beringlar. To'g'rimi? Mashina ustalar ham aytib qo'yasizlar deyam, kechada rasa ma'lumot qildi, kraskachilarni, boshqachilarni. Ishlatib qo'yib, bir yurib kerakda chiqadi, bo'ldi, yo'q shu bilan. Zapchasi ham o'zi kim qo'ygan? Usta olib qo'ygan. Zulmdan qo'rqaylik birodarlar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Misrga Amr ibn al-As roziyallohu anhu vali bo'lgan. Misr musulmonlarda qo'lida qibtiylar bor, musulmon bo'lmagan u yerda. Amr ibn al-As vali, uni o'g'li bir qibtiy bilan musobaqa o'ynashadi. Otda chopadimi, o'zi yuguradimi? Qibtiy yengib qo'yadi uni. Shunda haligi valini o'g'li qamchi bilan buradi haligi qibtiyni. Nimaga meni o'ryapsan desa, biz dedi, hurmatlilarni bolalarimiz Ibnul Akromiyin dedi. Hurmatli odam bolasiman, nima deysan dedi. Endi ko'ring, Umar ibn Xattobni odilligiga ishongan ana shu Misrlik bordi Madina Munavvaraga. Amr ibn al-Asni o'g'lining ishidan shikoyat qildi. Otasi bilan bordilar bir rivoyatda. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu eshitib turib chaqirtirdi valisini. Ota bola keldi. Chaqirdi. Urdingmi buni? Ha, urdim. Zulm qilsan. Ha, zulm qildim. Nimaga urding? Uzuring bormi? Uzuri yo'q. Sen hurmatli odamning bolasi bo'lganing uchun urdingmi? Tayoqni berdi. Ur dedi. Ur hurmatli edi bolasini dedi. Misrda yashaydigan musulmon bo'lmagan qibti musulmonlarning odil ekanligini, Umar ibn Xattobning odil ekanligiga ishonchi qattiqligidan shu joydan shu joyga kelyapti. Birodarlar, dinimiz islom dini. Alloh taolo siz bilan bizga buyuradi. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah. Shuhada bil qisti va la yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ey mu'minlar, qarang, Alloh namoz o'qitdi-da. Buyruqmi bu? Buyruq bajarish kerak, farz qilmasangiz gunohkor bo'lasiz. Roza tutdi-da. Tutyapmiz-a? Xuddi shunga o'xshagandek Alloh taolo adolatli bo'ldi deb buyurdi. Agar adolatli bo'lsak, ikki dunyoda saodat topamiz. Ey mu'minlar, Allohning o'zi uchun haq yo'lni tutguvchi, adolat bilan shahodat, guvohlik berguvchi bo'lingiz. Biror qavmni yomon ko'rishingiz sizlarni adolat qilmaslikka tortmasin. Adolat qilingiz, taqvoga mana shu narsa yaqaroq. Bir odamni yomon ko'rganligingiz uni zarariga guvoh berishingizga sabab bo'lmasin. Bir odamni yaxshi ko'rmayotganligingiz adolat bilan hukm chiqarmaslikka sabab bo'lib qolmasin. Mana o'zimizga deb turib boshqacha hukm chiqarasiz, mana bizdan emasda boshqacha hukm chiqarasiz.
Adolatsizlikda, adolatsizlik birodarlar insonda tabiat ko'tarmaydi. Musulmon ham kofir ham. Musulmon ham kofir ham nimani yaxshi ko'radi? Adolatni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, qozi 3 xil bo'ladi. Shundan ikkitasi do'zaxda, bittasi jannatda. İkkitasi adolat bilan hukm qilmaydi. Ular do'zaxda, bittasi adolat bilan hukm qiladi. Shuning uchun salaf solihinlar ilmli bo'lgan, taqvoli bo'lgan, shu mansabga loyiq bo'lgan qozi bo'l desa qochib yurishgan. Qiyomatda birodarlar, ikkita odamni o'rtasida hakamlik qilmaganingizga xursand bo'lasiz. İkkita odamni o'rtasida hakamlik qilganingizga pushaymonsiz. Davud alayhisalomning qissasini Alloh taolosi siz bilan bizga Qur'onda keltirib bizga ta'lim beradi. İki kişi kirdi. Davud alayhisalom ham nabi, ham podshoh, ham qozi. Xulosasi bir kişi ikinci kişiden şikayet qilyapti hamrohidan. Buni 99 ta soliq qo'yi bor. Meni bitta soliq qo'yim bor. Bittani haydab men ham chiqardim, 99 tani haydab u ham chiqaradi. Bitta yo'vorib olib yurasanmi? Meni qo'ylarimga qo'shib qo'y dedi. Qo'shib qo'ydim. Keyin qo'yimni ber desam, qo'yimni qaytarmay bermay qo'ydi dedi. Shunda Davud alayhisalom seni hamrohing senga qo'yini tortib olib zulm qildi dedi. Shunda ikkinchi kishi aytdi: "Ey Davud, to'xtang, mendan ham eshiting" dedi. Ya'ni Davud alayhisalom xatoga yo'l qo'ydi, ikkinchi tomonda so'zini eshitmadi. Bitta odamni bitta ko'zi o'yilib kelib, "Meni falonchi ko'zimni o'yib oldi" desa, hukm chiqarmay turing, u ham kelsin. Ehtimol uni ikkala ko'zi o'yilgandi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Davud alayhisalom xatosini tushundi. Va donna Davudu annama fatannahu fastaghfara robbahu va kharra rokiyan va anab. Davud biz onu imtihon qilganimizni bildi da, Parvardigoridan mag'firat qilishni so'radi va sajdaga egilgan holida yiqilib tavba tazarru qildi. Davud alayhisalom bilmasdan beqas xato hukm chiqarib qo'yib, istig'for etib sajda qilyapti. Bilmasdan beqas xato qilib qo'yib, tavba qilib sajda qilyapti. Endi bilib turib, dokumentlarni tekizlab turib, bir odamni haqqini zulman olayotganlarda ahvoli nima bo'ladi? Mana shunaqa ish qilayotgan odamlarni qaranglar-da oqibati nima bo'lyapti? Agar hozir bo'yni uzilib ketmagan bo'lsa, qarab turing. Bolasidan tortib qoladimi? Sog'ligidan tortib qoladimi? Yoki bir boshqa joydan albatta mazlumni duosi ijobat oladi. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innalloha sari'ul hisob. U kunda qiyomat kunida har bir jon o'zi qilgan ishi amali bilan jazolanur. Bu kunda hech kimga zulm qilmas. Chunki u Alloh taolaning ilohiy mahkamasi. U yerda hech kim yolg'on gapirmaydi. Hech kim hech kimni yolg'on guvohlikka o'tmaydi. Har bitta odam qilgan ishiga aniq, aniq ravshan jazosini yoki mukofotini oladi. Alloh taolay aytadi: "Va in kana mithqala habbatin min xardalin atayna biha va kafa bina hasibin." Qiyomat kunini qarang. Agar bitta ignezi biro zulman tortib olgan bo'lsa, albatta qiyomat maydonida hisob kitob qilinadi. Bir so'mingizni zulman tortib olgan bo'lsa, qiyomatda albatta hisob kitob qilinadi. Agar xardal o'simligining urug'idek amal bo'lsa, yaxshidir, yomondir. O'shanada keltirurmiz. Biz o'zimiz yetarli hisob kitob qilguchidirmiz. Bitta tugmasini, bitta ignasini olgan bo'lsa, qiyomatda albatta hisob kitob qilinadi. Endi millionlarga, millionlarga pulni shuni yutvorayotganlarda ahvoli nima bo'lar ekan, birodarlar? Ajib, zulm bilan pul topayotgan odamlarni tajovuz qilib, moliga, nomusiga, joniga tajovuz qilib, zulm bilan pul topayotganlar katta pul topib turib, shu ishni qilmasam men pulli bo'lmas edim, deydi-da bechora. Voy, sen shu ishni qilmasdan boshqa ish qilganingda ham shu pul bugun qo'lingga kelardi. Sen faqat harom joydan olding. Chunki xuddi shu zulmni qilib boyimayotganlar ham bor-da, to'g'rimi? U rizqiga yozgani uchun shunaqa boylikka ega bo'ldi. Afsus, afsus, o'lchovlari, tushunchalari adashib qolgan, xato bo'lgan odamlar. Imom Zahabiy Kaboil kitobida bir qissani keltiradi. Bir miskin ayol o'zini bir kapasida yashar edi, kichkinagina kulbasida. Yolg'iz o'zi yashaydi, hech kimisi yo'q. Ertaman chiqib ketadi, tirishligini o'tkizgani zo'rg'a bir non topadi, keladi, yotadi. Ertaman chiqib ketadi, tirishligini zo'rg'a o'tkazadigan bitta kampir. Shu kampirni kulbasini yoniga bir katta boy, badavlat, mansabdor odam katta qasr qurdi. Qasri bitta.
Kasırga kirib bir aylanib yotib turib, derazasidan qaradi, hali kampirni kulbasiga ko'zi tushdi. Boyiga zolim boydi. Nima bu dedi? Aytishdi bir kampir bor, yolg'iz yashaydi, shu kulbada tirchigini o'tkazadi, ertaman chiqib ketadi, kechpat keladi. Bu kulbasi meni qasrimni ko'rinishini buzyapti. Buzib tashlanglar. Qanday buzib tashlaymiz bular? Buzib tashlanglar. Buzib tashlashdi. Hali kampir tirichligi bilan chiqib ketgan. Kechki payt qaytib keldi. Qarasa kulbasi yo'q. Surishtursa boyaga mansabdor boy buzib tashladi. Allohga yig'lab duo qilib nima dedi? Parvardigor, ha meni yo'q edim. Sen qayerda eding? Meni yo'q edim. Sen qayerda eding? Qarab turmadingmi? Duo ibodat qildi. Hiç qancha vaqt o'tmadi, yer yutdi, uyini ham o'zini ham qo'shib. Mazlumni duosidan qo'rqish kerak birodarlar. Mazlumni duosini ijobat bo'lishdan to'sadigan parda yo'q. Birodarlar, mana zamonimizda bo'lgan ishlardan bitta qissani aytib beramiz. Ulamolardan biri aytadi, "Meni ruhi yo'qib dam soladigan qori birodarim bor edi." Uni oldiga bir kishi qo'lidagi alamdan, og'rig'idan shikoyat qilib keldi, bir necha kun dam soldi. Lekin foyda bo'lmadi. Tabiblarga ham borib hamma chorani qilib bo'lgan edi. Haligi qori bola keyin aytadi, ehtimol birorga bir zulm qilgandirsiz. Ehtimol biroq qarg'agandir. Qur'on ham foyda qilmasa, doktor ham foyda qilmayotgan bo'lsa, bir o'ylanib ko'rmaysizmi dedi, haligi odam chiqib ketdi. Boy odam edi. Katta-katta savdo markazlari bor edi. Katta-katta tijorat do'konlari bor edi. Oradan 2 hafta o'tgandan keyin qori bolaning oldiga qaytib keldi. Alloh shifo bergan edi, quli tuzalib qolgan edi. Sizni o'sha kuni menga aytgan ikki og'iz so'zingiz hamma doridan, ruqiyadan ko'ra foydaliroq bo'ldi. Nima bo'lgan edi? Yangi do'konni solayotganimda, katta imorat solayotganimda yon boshida bir tul xotinni yeri bor edi. Do'konimni kengaytirishlik uchun haligini uyini menga sotishligini, yerini sotishligini so'radim, lekin rozi bo'lmadi. Har qanaqa yo'lini qilsak ham ko'nmadi. Oxiri yo'lini qildim, hujjatlarda soxtalashtirdim, o'zini nomiga o'tkazib oldim. Zulmmi? Zulma. Kampir hech narsa qo'lidan kelmadi, tortib olib qo'ydi. Tanish bilishlari yo'q. Quruvchilar kelib uyini buzib, chuqur kalab fundament qo'yib devor uryapti. Har kuni kelib hali kampir qarg'a edi meni deydi. Haligi quruvchilar bu esi past kampir shakliga deb tushunmaydi hech narsani, turaveradi. Uyini devori bitmasdan turib qo'limga og'riq kirdi, uyqumni yo'qotdim. Sizni gapingizni eshitganimdan keyin shu kampir esimga keldi-da, bordim, uzr so'radim, kechirim so'radim, uni haqqidan ko'ra ko'proq bo'lgan katta mablag'ni berdim, rozi bo'ldi, o'sha kuni qo'limdagi og'riq ketdi deydi. Dardiga shifo topolmayotgan birodarlar, bu Allohning sinovi bo'lishi mumkin, yoki Allohning bergan jazosi bo'lishi mumkin. Bizdan ham kimdir norozi bo'lib, o'ligingga buyursin deb qo'ymadimikan? Allohga qo'ydim seni demadimikan? Qo'rqinglar birodarlar. Hozir aytyapmiz, mazlumni duosini ijobat bo'lishdan to'sadigan hech narsa yo'q. Mazlumniga Alloh taolo aytadi, ijobat qilaman, ozgina vaqtdan keyin bo'lsa ham deydi. Topishimizda baraka bo'lmasa, boshimiz qarzdan chiqmayotgan bo'lsa, hayotimiz biz o'zimiz xohlayotgandek o'tmayotgan bo'lsa, bir qarab qo'yaylik. Xossatan belagida quvvati borlar, mansabi borlar, cho'ntagida puli borlar. Odamlarga zulm qilib qo'yishlik xavfi bo'lgan odamlar bir o'ylanib ko'ringlar-da, nimaga uyingizdan yoki bolangizdan tortib qolyapsiz agar tortayotgan bo'lsangiz. Islom dini birodarlar yer yuzida adolatni qoyim qiladi. Dinimizning g'oyasi maqsadi ham shu. Butun borliq adolatni ustida turadi. Zulm borliqni fasodga uchratadi. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Dunyoda zolimlardan ko'ra mazlumlar ko'p bo'ladi. Dunyoda zolimlardan ko'ra mazlumlar ko'p bo'ladi. Lekin ibrat, natija oxiriga qarab belgilanadi. Bir kun keladi birodarlar. Albatta keladi u kun, u kunda zulm bo'lmaydi. O'sha kunda zolim ham mazlum ham Parvardigorning oldida yonma-yon turadi. Bu shunday kunki, har bitta odam qilgan ishini mukofotini aniq oladi. Bu kunda zulm bo'lmaydi, chunki Alloh taoloning adolatli tarozisi o'rtaga qo'yiladi. Haq egasini haq albatta olib beriladi. Ana shu kundagi adolat mazlumlarga muborak bo'lsin. Ana shu kundagi adolat zolimlarga voy bo'lsin. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum.
Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.